8 gündür buradayım. Gence'ye bomba atıldıktan sonra ben de Gence'ye gittim. 2 gün boyunca orada kaldım. Ve bomba atılan mıntıkaya gittiğimde gördüğüm dehşetin karşısında hem bir anne olarak hem de bir insan olarak çok üzüldüm, çok yıprandım, moralimiz çok bozuldu. Çünkü sivillerin olduğu yerleşim yerine Scud füzesi atıyorlar ve orada harap olmuş bir sürü ev, korkunç bir manzara, ölen bebekler, çocuklar, çocuklarına ağlayan anneler, babalar, kardeşlerini arayan insanlar ve iki tane hala bulunamayan vefat eden çocuğumuzun aileleri oradaydı, cesetleri arıyorlardı. Bunu gördüğümüzde çok yıprandık. Askerlerin yanına da gittik. Burada Azerbaycan devleti hem maddi hem de manevi olarak gerçekten çok güçlü. Askerin aslında hiçbir şeye ihtiyacı yok. Senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Hepsi çok mutluydu. Yani sanki cephede savaşıyor gibi değil de normal bir gün gibi, hani çok mutlu bir gün gibi düğüne gider gibilerdi. Bunun sebebini sorduğumda da 30 yıldır beklediğimiz gün, bizim annelerimiz bizi bugün için yetiştirdi. Konuştular bizi, gözlerimiz doldu tabii onların o motivasyonunu görünce. Askerin morali çok iyi, askerin morali çok yüksek. Azerbaycan ordusu güçlü bir ordu. Tabii Türkiye'nin de manevi desteği var. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dik duruşu, onların arkasında olması, tam bir birleşme sağlanması güzel oldu. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. En kısa zamanda Karabağ inşallah Azerbaycan'ın olacak. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna.